evet'i savunmak zor. Böyle bir ortamda tam milletin bir, bir araya gelmesi lazım. Alparslan Türkeş döneminin Ülke Ocakları Başkanı Azmi Kara Mahmutoğlu'ndan Ülke Ocakları'yla Doğru. Vatan Partisi'nin geçti. O zamanki adıyla İşçi Partisi. Nin. Mitingler düzenlemiştin. Niçin o zaman bir yani Neden getirmedin? Vatan cephesinde olunduğu evet. için? Hayır, yani. Doğru bir şey dedi. Doğru ben bir yanlış evet. olduğundan demiyorum. Tutarlılık adına söylüyorum. O gün buna itiraz etmeyen sen. Bugün 1980'lerde MHP'nin genel sekreterliğini yapan Yaşar Okuyana "Sen bana PKK'da diyemezsin. Ben istediğimi veririm. Hayır vereceğim, ne olacak?" Eski MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli'nin baş danışmanlarından Gürcan Dağdaşa kadar yıllarca milliyetçi camiada yöneticilik yapmış isimler Ulusal Kanal ekranında referandum sürecini değerlendirdi. Bu anayasa teklifini MHP genel başkanı Fiili durumu anayasal bir zemine oturtturmamız gerekti. Gerekçesiyle önümüze getirdi. Soru şu, niye 2019'a kadar bu anayasa ihlalinin devamına izin veriyoruz? Usta gazeteci, 24. dönem CHP Milletvekili Oktay Ekşi de programın konuğuydu. Bir 2002 yılında aldığın ülkeyi eğer 2015 yılında, bu noktaya getirdinse senin insan içine çıkacak yüzün yok kardeşim. Programda referandumda oylanacak başkanlık teklifi enine boyuna tartışıldı, tehlikeleri anlatıldı. 16 Nisan'da evet verenler Türkiye'nin federatif yapısı, yapıya geçişinin cümle kapısını açmış olacaklardır. Yani siyasetin ve yönetimin sahnesinde tek bir siyasi figür var. O siyasi figür sahneden düştüğünde, çekildiğinde, alındığında bütün bir iktidar kaybedilmiş olacak. Bunu AK Partililer için söylüyorum. Burada tehlikenin farkına varsınlar. AKP ve MHP yönetiminin hayır oyu verecekleri teröristlikle suçlamasına tepki gösterildi. Ama böyle bir şey var mı? Ben ömrümce PKK ile mücadele etmiş bir adamım. Sen kim oluyorsun? İster Cumhurbaşkanı ol, ister kim olursan ol. Sen bana PKK'lı diyemezsin. Bir hain aranacaksa bence kendi seçmenine ihanet eden, ee, bu iki partinin e, riyasetinin üzerinden bakmakta. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Azmi Kara Mahmutoğlu kendisiyle birlikte 10 eski genel başkanla hayır çalışması başlatacaklarını açıkladı. Ne için hayır dediğimizi, getirilmek istenen bu başkan baba rejiminin sakıncaların neler olduğunu anlatmak için yollara düşeceğiz. 16 Nisan'da sandıktan hayır çıkacağını vurgulayan konuşmacılar Türk milletini hayır demeye çağırdı. burada ciddi bir vatan görevi meselesi var. 16 Nisan'da terazide doğru tartacak. 17 Nisan'da da evet diyen kardeşlerimizle sallayacağız, işsizimize iş diyeceğiz, açlığımıza aç diyeceğiz.